Fenerbahçe Beko sunma odasında yılan almak isteyen yok. Herkes ayakları böyle bench üstüne koyuyor. Ben dokunamam, ben alamam. Ben Alen'i suçladım. Alen bana beni söyledi. Aa çok top attı, o diyor ki rebound almadı, antrenör beni soktu. Maçlardan sonra herhalde otel odasına gidip ya da evine gidip hüngür hüngür ağlıyor yani. Çok iyi hani... anlayabiliyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> pas ne demek biliyor musun? Pas vermek biliyor musun? <laughs> Spor merhaba Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Maalesef çok iyi geçen bir hafta olmadı. İki temsilcimiz de kaybetti ve çift maç haftası bizleri bekliyor olacak. Tabii doğal olarak Fenerbahçe Beko ağırlıklı konuşacağız bugün. Hem transfer haberi var hem yani Avrupa'daki 30 sayılık mağlubiyetin 26 sayılık mağlubiyetin üzerine bir de Pınar Karşıyaka deplasmanında geriden gelen Karşıyaka kazandı. 18 sayı farkla öndeydi Fenerbahçe-Beko. Ee, yani İbrahim abi istersen genel bir değerlendirme yapalım. Sezon başından hatta belki geçen senelerden başlayarak Fenerbahçe-Beko'daki planlama bugün gelinen nokta Alba Berlin'den yani belki Alba Berlin tempo yapsa, force etse 40'lara 45'lere giden bir maç vardı. Ayto Garcia'ya ne sesle maç sonunda söyledi yani rakip maçı bıraktı diye. Evet. Ee, ne söylemek istersin tabloyla alakalı? Herhalde en acı tarafı oydu. Yani rakip takım antrenörün rakip hakkında maçı bıraktı demesi. Benim söylememden çok artık hani birinin bir şey söylemesi lazım. Oyunculara bakıyorum. Reaksiyonlara bakıyorum. Enteresan görüntüler var. Mesela maçın içinde bir bir an de ile. Brown'u Brown gösterdi falan. Brown'un yüz ifadesi bence her şeyi açıklayan bir durum. Yani bir tarafta umursamazlık var, öbür tarafta bir ne oluyor, ne bitiyor, şaşkınlığı var. Garip bir durum içerisinde Fenerbahçe. Ya çok basit hani diğer şeylere değineceğim tabii ki de. Ya Alba Berlin'e karşı oynuyorsun, deplasmanda oynuyorsun. Hani bunun için Antony'un sana saatlerce bir şey göstermesine gerek yok. Oyuncu ekibi için söylüyorum. Bir geri koşacaksın. Geri koşarken adam paylaşacaksın. Yapman gereken sabah kalktığında Berlin'e iner inmez bırak sabah maç sabahını. Direkt. Uçakta iner inmez Berlin'e düşünmen gereken bu yarınki maçta bir kere öncelikle geri koşacağım. Adam paylaşımını iyi yapacağım. Sadece ortaya koşmayacağım yani bulunduğum yere koşmayacağım. Adam paylaşımını iyi yapacağım. Ee, savunmada ve kat savunmasını Olabildiğince yapacağım. Toplu adam arasında iyi duracağım. Çemberli adam arasında. Hücumda da doğru seçimi yapıp tempo yaptırmayacağım. Başka ne yapman lazım Alba Berlin için? Ki Alba'nın e, toplam skorunun yani bu maça kadarki toplam skorunun 3'te 1'ine e, tekabül eden 3 oyuncu. E, Erikson yok. Yok. Fontekio yok. Ben Lammers, yok. Yani bunlar hani bencin dibindeki oyuncular değil. Tabii ki Alba Berlin Fontekki olmadan da maç kazanabilir ya da Lemurs olmadan da maç <laughs> kazanabilir ama hani bu takımın skor gücünün üçte biri istatistiksel olarak bunu söylemek lazım. Yani hücumda zaten bir felaket bir Fenerbahçe var. Felaket yani. 39 sayı attılar son çeyreğe girirken. Eğer Alba Berlin gençleri hani az oynayanları diyeyim rotasyona sokup da oyuna sokmasa maç 40'lara 45'lere girecek. Yani işte maçın sonunda Biberovic bir iki tane üçlük attı, çembere gitti falan. Bitmiş maçı oynadılar da felaketten dönüldü. Ama ya hiçbir kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu işin teknik tarafı. Rotasyon yok, hücumda paslaşma yok. Pas, yani Alba Berlin oynadığı pas temposunun dörtte biri yok Fenerbahçe'de. Pas, kat, yani hani çok mu iyi basketbol oynuyor Alba Berlin? Bu ligin Geçen hafta yine söyledik vasat takımları, hatta vasatın altında bir takım haber belki. Tabii. Ama hani dediğin şey oyuncu planlamasından başlayarak bütçelenme bütçelendirmeden başlayarak tabii ki herkes şu anda kurt sorulmuş diyor ama bence Koç'tan da daha evvel sorulmuş olacak bir kişi skalası var orada. Hani herkes Igor Kokoşkov'un takımı hakim olamadığından sakinliğinden falan bahsediyor, i̇şte okuyoruz, duyuyoruz falan. Ama Igor Kokoşkov şeyden çıkmadı ki. Igor'un böyle olduğu, daha de Obra'ya göre daha sakin, daha oyuncularla daha farklı iletişimin olduğunu hepimiz biliyorduk. Şimdi maçlar, maçlar kazanırken Igor çok iyi, sakinliği işe yarıyor da şimdi sakin olması maç mı kaybettiriyor? Hiç alakası yok bence. E, Ayito Garcia'ya ne ses? Karşı bençte 50 yıldır sakin. Yani şu an 73 yaşında ya, doğal olarak sakin. Bu çok klişe şeyler. Ama... Aslında Kaldı ki fena, hani bütçesi olarak bakarsak da Fenerbahçe'nin öne söylendiği gibi bütçesi 10 milyon falan değil ha. Yani total bütçe 25'ten aşağı değil Fenerbahçe'de. Yani bu takım Alba Berlin'e bu kadar e, aciz durumlara düşemez yani. Düşemez. Yan Veseli isim vermek gerekiyorsa. Dekolo bu takımın lideri ise bir takım lideri böyle olmaz. Yan Veseli 3 milyon euro para alıyorsun. varlığın yokluğun sahada belli değil bir takımın lideri De Kolo ve Veseli toplamda 6 milyon euro alıyorlarsa bu takıma liderlik yapmaları bekleniyorsa kimse ortada yok. Bir tane işte Bobby Dixon, Ali Muhammed oraya soyunacak bir oyuncu. O kadar başka oyuncu yok Fenerbahçe'nin şu anda. Yani gerçekten çok yani üzücü, bir tablo. Üzücü bir tablo. Buradan bir tane transferle işte biraz sonra hani konuşuruz evet. e bir transfer haberi var. Onunla ilgili, onunla bu noktadan çıkıl çıkılabileceğini düşünüyorsa bence ee, ciddi bir yanılık olur. Çünkü takım içinde bir şeyi çözülmek gerekiyor. Çok belli. Takım içinde bir e, belli başlı problemler var. Bu sadece koçtan kaynaklanan değil. Bu takım koçun bir takım olduğunu düşünmüyorum zaten ben. Yani bu Mauricio'nun kurduğu bir takım. Bu bir takım planlamasını yaparken ne düşündü, ne yaptı onu da bilmiyorum ama şu anda gerçekten üzücü bir tablo var Fenerbahçe Beko tarafında. Ki geçen seneden de aslında alabiliriz halen Yani evet. şimdi Nando De Colo, Derek Williams transferleri J. Kobrudovic'e çok uymadı. Tam pandemi sebebiyle erken kesildi sezon ama Fenerbahçe'nin 3 hani aşağı 5 yukarı nereye gittiği ya da nereye gidemediği geçen sene de belliydi. Şimdi e, hani Derek Williams zaten kontratı sonrası uzatılmadı, ayrıldı takımdan. Ama Nando De Colo planlanan o rolü üstlenebilmiş değil şimdiye kadar. En azından verimli bir şekilde. Yani hedef maçlarda Nando De çok ön planda olamadığını görüyoruz. Sakatlık çıkışında bu dönem ama geçmişi de konuşursak yine benzer bir tablo vardı. Ama programda da söyledik. Yani Nando De Kolo çok yetenekli bir oyuncu. Birincil bitiriciniz olabilir ama sahada ruh olarak. Yani takımı işte yukarıya çıkarabilecek... Lider özelliklere sahip CSK'da nasıl kazandığına herkes bakabilir. Yanında hangi oyuncular varken kazandığına ya da Final Four'lardaki rolünün ne olduğuna liderlik olarak herkes bakabilir. Burada genel olarak kadro planlamasını belki konuşmak lazım. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe-Beko'da bir değişime gidileceği ortada. Evet. Yani ya oyuncu kadrosundan değişimler olacak ya koç değişimi olacak ya yönetim değişikliği olacak. Hı hı. Ben koç ve yönetim değişikliği olacağını düşünmüyorum şu hı hı. aşamada oyuncu değişikliğine geliriz ama kadro yapısına da baktığında, Alba maçını değerlendirdiğinde sende neler kaldı? Yani şu anda Fenerbahçe-Beku büyük bir enigma. Yani enigma derken bilemiyorsun. Yani ne alabileceği, ne getireceği her maçta bilemiyorsun. Standart yani, yok. Standart yok. Sezon başladığından beri işte böyle yani bazen yüksek performansları var. Mesela Bayern Münih maçında kaybetti tamam ama ilk yar ilk yarında yani müthiş bir basketbol Brownla veseli vesaire başka maç Efesli ciddi bir basketbol en üst seviye rekabeti var ciddiyeti var savunma var makabi deplasmanı yani <laughs> Zenit. bu şeyler Evet Zenit. bu şeyler işte gördük yani bir potansiyelde böyle bir şey var demek ama aklıma hep bu imaj geliyor hep bu görüntü geliyor bana sen hatırlarsan işte eskiden böyle bir laf vardı soyma odası düşün Tamam mı? 12 oyuncu oturuyor böyle yuvarlak. Yerde bir yılan var. Kim alacak bu yılan? Şu anda kimse yok. Fenerbahçe'de Fenerbahçe Beko sunma odasında yılan almak isteyen yok. Herkes ayakları böyle bench üstüne koyuyor. Ben dokunamam, ben alamam. Herkes böyle şu anda. Yani çok basit bir imaj ama durum bu. Yani biri çıkacak mı? Torbayla hop yılan alacak, kapatacak, bitti. Hadi bakalım devam edelim. Diyen yok. Niye? Çünkü bu takımda İbo çok iyi söylüyor. karakter yok. Karakter gösterebilen bir oyuncu yok. Bak. Ali Muhammed ben başka bir e, torbada koyarım. Çünkü yaş faktörü var. Yani çok şeyler yapabiliyor ama ona bir e, süper hero e, şey takmak mantıklı değil. Hı hı. Şey ne, ne ne deniyor bu? Pelerin. Ha, pelerin. Hiç mantıklı değil yani. Fenerbahçe Beko standartlarına göre Bobby Dixon'a, Ali Muhammed'e pardon takıma vere, veremeyeceksin. E, tabii. Kime vermek istiyorsun? Kime verebilirsin? Dekolo, Brown olabilir. Veseli. Vesi. Şimdi bu üçü rol yapıyor mu? Şi şimdi bu üçü efficient oluyorlar mı? Cık, yok. Yok. Ne lazım onları? Sopa mı lazım? Yani bir tane Rodman mı? Dennis Rodman mı lazım? Böyle güçlü bir karakter olan mı lazım? Yok. Yani bence bir profesyonellik koyma gerekiyor. O maç kabul edilmez bir performans. Berlin deplasmanı. Fenerbahçe beku takım olarak geçmişe bak. Yani öyle onamak mümkün değil. Abi Bu kadar erken pes etmek mümkün değil. Zaten dört e, maç kaybederek gitti şeye. E, Zenit. E. Zenit arkasından Zenit kazanıp iki tane de biri farklı biri de sonunda hiç, hiç kabul edilemez bir maç kaybedip kaybetti. Zenit maçına da ben hani Gidebilirdi yani. Zenit e, kötü oynadığı için kazandı Fenerbahçe. Fenerbahçe çok iyi oynadığı için kazanamadı, kazanmadı. Tamam iyi savunma yaptı, mücadele etti ama Zenit felaket bir hücum performansı gösterdi. O yüzden kazandı. Şimdi bu tabloya baktığın zaman burada herkes payına düşeni acaba kendi içinde alıyor mu? Yoksa en kötüsü olan takım olgusu içerisinde hep birini suçlayarak mı bu işin içinden çıkmaya çalışıyorlar? En tehlikelisi bu zaten. Tabii ki. Şimdi tabii ki. Ben Alen'i suçladım. Alen ha. bana beni söyledi. Aa, çok top attı. O diyor ki ribant almadı. Antonio beni soktu. Oynatmadı. İşte ben sakat olmasaydım, o öyle olsaydı, böyle olsaydı, yaz gelseydi, kar yağsaydı falan zaman geçiyor. Halbuki işin gerçeği o değil. Bu takım, bu kurulan takım yapı itibariyle sezonun artık ee, üçte biri tamamlandı yarısına geliniyor doğru kimyası olmadı ve bana göre de birçok oyuncunun bu yılda transfer edilen birçok oyuncunun overrated olduğunu görüyorum tamam Veseli ciddi bir kontrat verildi ama bu ciddi Obadovic bunu istemiş olabilir geçen sene ama orada kulübün menfaatlerini savunacak kişi var genel menajer var Mauricio var Madem bu şartlara uygun değilse bunu kabul etmemeliydi belki de. Şimdi bu takımın eğer ciddi kontratlar yüzünden iyi bir takım, verimli daha verimli takım kullanılmaz. Evet, bütçe daha verimli kullanılamadıysa. Ee, tabii. Artı bence ulanabelse Bartel şu anda hani yapılan iki transfer piyasaya baktığında kendi kulüplerinden çok daha maliyetli e, şekilde buraya geldiklerini düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'nin transferlerinin hepsine baktığımızda hepsine. Pierre harici bence fiyat performans olarak kabul edilebilir bir transfer yok. Edi tamam ucuz bir oyuncu ama yani Edi'nin gelmesi mi daha iyi oldu? Gelmemesi mi daha iyi olurdu? O da bir yani verimli olduğu maçlar olabilir ama Edi, Edi sahadayken kesinlikle savunmayı yani çarpı 3 yapmanız lazım ki delikler tıkanabilsin. Şimdi oyunculara bakalım. Leo Westerman geçen seneden kalan zaten kontrat hmm. ki o da benzer şekilde aslında söylenebilir kadroya gelişi ve maliyeti açısından bu seneki oyuncularda zaten ulanamaz İbrahim abi de söylediği gibi Alex Perez'i şimdi aldın Alex Perez tamam şanssız bir şekilde sakat başladı Fenerbahçe kariyerine. Ama, ama işte mesela normal ama gelseydi alenerbahçe'yi yani yenecek miydi? Yok Şimdi abi gerçeği yok. konuşalım yani. Evet aynen. E, yani Johnny Hamilton keza hiç kullanılamıyor şu anda. Ee, hani burada e, tercihleri konuşabiliriz. Yani şöyle Johnny Hamilton'dan bu kadar kolay vazgeçecekse Aha. ya da hiç değerlendirmeyecekse Igor Kokoshkov bu transferi Igor Kokoshkov mu yapmıştır? Yoksa başkaları mı yapmıştır zaten? Hani şöyle bir tartışma var ya Kokoşkov onay vermeden hani bu kadro kurulduysa o zaman Kokoşkov neden geldi vesaire vesaire. NBA'de ya Şu an zaten, iyi zaten İbo öyle değil mi? Zaten bir senkronize olmasan XYZ takım olursan fark etmez o Euroleague'de şey elit ol Barcelona Madrid, Efes, Fener, orta ol Bayern ve aşağıda ol ne bileyim. Hayır ben anladım. Yok şey demek istiyorum. Senkronize olmasan tepeden aşağıya kadar. Yani böyle şeyler oluyor. Ay çok basit bir şey var. Johnny Hamilton, işte herkes birbirine suç atmaya çalışıyor zaten evet. Fenerbahçe'de. Bu çok yanlış bir psikoloji. Oyuncular dışında da. Hı hı. Ben sadece şunu soruyorum. Johnny Hamilton, Igor Kokoschko bu oyuncuyu istedi, aldı. Evet. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var 5 numaraya şu anda. Niye oynamıyor abi bu adam? kokoşko bu kadar beğeniyordu, aldı bu adamı. Daçkada geçen sene izledi. Sacramento'dan Dachka maçlarını çok yakından takip etti Igor Kokoschko. Gelecek sene Fenerbahçe'ye geleceğini düşünerek. Johnny Hamilton'ı kadroya aldı. Aa şimdi şeymiş, sıkıntılıp Johnny Hamilton oynayamıyor. Yani burada tiyatroya çok gerek yok. Hani kadro kiminse kimin kadrosu ama buradan sonra yapılması gereken şey sorumlular sorumluluğunu almalı ya da kadroda değişim olmalı. E Fenerbahçe şu an ikinci opsiyona gidecekmiş gibi gözüküyor. Ya şimdi bu gibi durumlarda zaten e, arka arkaya gelen mağlubiyetler yeni bir takım. E, takım bir türlü özgüven duygusunu yenileyemeyip kazanma alışkanlığı elde edemeyen bir takım yeni bir koç bambaşka bir yapıdan bambaşka bir davranış biçiminden bambaşka koç özelliğinden tam tersi bir koç özelliği mevcut hakim bazı oyuncular belki bundan mutlu hani geçen sene çok fırça yiyen, bağırılan saha içerisinde hep tansiyon yüksek olduğu ortamdan rahatsız olan oyuncular Sezon başında çok mutlulardı ama sahada hiç performans gösteremiyorlar şu anda çok mutlu olduklarından. İşte Alen'in söylediği o yılanı i̇şte, o burada hiç alıyordu zaten. E, hani oyunculara kaldı. zaten patron aynen belliydi. Ha, yani aynen öyle. Ne olursa olsun şimdi koç e, takımı da olsa, GM takımı da olsa, ne ol başkan takımı da olsa, kimsenin takımı da olmasa önemli olan o senkronizasyonu sağlamak. Yani baştan itibaren bir uyum içinde, birbirine saygı duyarak birbirine şey yapmadan, hedef göstermeden e, takımı bir yere getirmek önemli. Bu yok şu anda. Çünkü herkes kendi önünü süpürüp ihale kendine kalması. Ha yoksa hata, diyor. Olur. Tabii hata olur. Hatayı kabullenmek önemli yani ders çıkarabilmek için. hata olur tabii ki. Şimdi bir idealden bahsediyoruz. Çünkü her takım bu seviyeye gelmez. Yani ya Mauricio gibi Jelko ile beraber yıllardır beraber çalışanları dinamik alabiliyorsan tamam işler biraz kolay kolaylaştırır. Ama sonuç olarak işte kültür kültürle geleceksin projeyle geleceksin ve e, aldıklarını insanları yani elemanları senin istediğin proje e, kabul edip öyle iler, ilerleyeceksin ama böyle saysal lotu gibi bir şey yaparsan yani hiçbir şey hiçbir yere gideceksin Yani bu bu seviyede mümkün değil yani çok zor karar vermek yani kolay değil ben bunu kabul ediyorum takım e, oluşturmak kolay değil tak çok çok zor e, ama Mauricio'nun özelliğini sen tekniği bırak. Sürekli ne yapıyor Mauricio? İnsan insanlığı e, araştırıyor. Yani bir oyuncu almadan önce bu oyuncu kim? Kimdir? Ama bu sene sanki yapmamış seni yani bu iş. Öyle geliyor bana. Çünkü yıllardır ben bunu biliyorum. Çok çok özelden araştıran araştıran bir e, genel menajer. Ama bu sene yaptı mı yapmanı bilmiyorum yine yaptımıştır Yaptır, yapmıştır yapmamız ama... olması imkan yok ama hani şu, e, şu anda gerçekten hani Fenerbahçe için zor bir yani zor dönem olacağını biliyorduk zaten. Hani Oba'da bir sonrasında bu tür sıkıntıların yaşanacağını biliyorduk ama hani bu kadar hedeften uzak ya da sonuçlara endeksi konuşmuyorum. Hani sonuçlar olabilir, kötü sonuç olabilir. İşte Bayern maçı iyi oynadı ilk yarı, iyi oynadı ikinci yarı kötü oynadı, kaybetti veya deplasmanda kaybedilen CSK bir ihtimal. maçı içeride Kabul edilebilir olabilir yani. Tabii. Ama ruh koymadan yani mücadele etmeden veya hiçbir basketbol doğrularını sağa yansıtmadan kaybetmek aldı maçı gibi bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ama bu sinyal şey sinyal veren şeyler mesela. Tabii Bayan, daha... Bayern Münih maçı yani sence mantıklı mı bir, bir mağlubiyet? Yani black and white bir değil, e, tabii görüntü ki. Var. tabii var. ki değil. Biliyor musun? Yani şey day and night bir şey yani. Şey, müthiş oynuyor. İkinci devre bir kimse yok. Yani bu şey geliyor yani sinyal sinyaller yani ötmeye başladı yani o maçtan sonra. Yani, maçtan, bu, maç bu, hani... işte teknik ötesinde bir problem var bence. Var. Yani teknikten bahsetme gerek yok yani çünkü herkesin ya kalitesi biliyoruz. Bu. Kim oynabiliyor, kim oynamaz bu seviyede de biliyoruz. Yani Hamilton mesela bu seviye için hazır değil. Her programda sürüyoruz yani. Kusura bakmayın ama o kadar bir şey bir dengeyi getir getirmiyor ki yani şey center pozisyonda. Yani Veseli'den sonra Ahmet ve boom. Hamilton. Ki Veseli bu hafta hmm. oynamayacak. Yani resmi açıklama hmm. gelmedi bildiğim kadarıyla ama Baldır'da bir problem oldu karşı yakam içinde. Tamam. Ee, iki maçta da yok en azından. Bu evet. hafta oynamayacak falan. Binan ve Cagiris e, maçlarında yok. Benim bildiğim kadarıyla. Ama şöyle bir durum var. Yani Ale'nin söylediğine kadroyla alakalı isterseniz devam edelim. Hani Hı -hı. Fenerbahçe ağırlıklı konuşacağız demiştik bugün. Toma Örtel e, ismi şu anda gündemde. Hı -hı. Ve e, Barcelona'nın Toma Örtel'den çıkmak istediğini zaten uzun süredir biliyoruz. Hatta programda da konuşmuştuk. Hı -hı. Barcelona işte bir gard da arıyormuş 5 numaranın yanı sıra. Çünkü Tom Örtel'den şaras memnun değil. Örtel'in hani yanıltıcı olmasın. Bu sene kontratı var. Kapalı kontrat. Gelecek sene de opsiyonu var. Ki e, toplam bürüt 3 yıl 11 milyon euro gibi bir kontrat imzalamıştı. Evet. Ee, bürüt bu tabii ki. Net para değil. Bir de sakat sakatlık döneminde uzattılar kontratı. Uzattılar kontratı. Evet, evet. E, doğru. Hı hı. E, şimdi yanılmıyorsam 4 maaş aldı. Yani Barcelona'da maaşlar herhalde hı. zamanında ödeniyordur bizdeki aksine. Şimdi 4 maaş aldı. Bir 4 maaş ya da 3 maaş daha varsa alır ve kalanını muhtemelen işte gideceği takımdan almayı planlayacak. Yani Fenerbahçe'nin kabaca 300 bin, 250 300 bin euro gibi bir paraya mal edebileceğini söyleyebiliriz. Transferini bu, sene için söylüyorum tabii. Seneye ayrı konu ama hani Tom kapalı kontrat yapmak da bence delilik. Yani Fenerbahçe'nin eksiği olabilir, yaratıcı eksiği olabilir. Aferin için temel problemi eğer kaybedilen tırnak içinde bu seneyi kurtarmak ise hani anlaşılabilir bu. Tom Örtel bir playoff takımının oyuncusu olabilecek hı hı. potansiyelde pek hala ya da durumda. Ama Tom Örtel'e verdiğiniz kontrat bu seneyle bitmiyor işte. Bunun bir de gelecek senesi var en iyi ihtimalle. Evet. Yani belki de ilk, <laughs> gelecek bir senesi daha var. <laughs> yani orasını bilmiyorum ama orası olursa zaten facia olur. Şimdi Tom Örtel bu takıma gelecekse ya da geliyorsa haberler doğru. Hı hı. Alex Perez neden geldi? <laughs> mesela, mesela. O işte Ale'nin biraz önce söylediğinin noktaya geliyor aslında. Yani hangisi? E hani kim çalışıyor, yapıyor, ha, onu, yapmıyor Çünkü mu? Ben şeye katılıyorum. Evet. Ben şey fikrine katılıyorum. Nando De Colo kenardayken. Evet. Tom Hurtel bir plansızlık Fener var aha. sanki değil mi? Tom Hertel Fenerbahçe'de yararlı bir oyuncu olabilir belki. Yani tamam. Lorenzo Brown'la birlikte ya da evet. fark etmez ama şimdi Tom Hertel Nando De Colo, Bobby Dixon, evet. Alex Perez, hı hı. Melih Mahmutoğlu, Lorenzo Brown. Hı hı. Lider bul. Bir de Leo Westerman var. Lider söyle bana. Lider kim? Leo'yu sayma artık. Leo'yu Leo saymıyorum. Ee, Hayır, Tom Hurtel girerse Leo'ya gidecek Hay, herhalde. Para hı. ödediği oyuncular. Fenerbahçe'nin para ödediği oyuncular. Yani hı. olacaksa hı. eğer. Onu demeye çalışıyorum. Yani şimdi bu arka alanda Tom Örtel'i Nando De ile kombine edebilir misiniz? Bence edemezsiniz. Etmemeniz lazım daha doğrusu. Hı hı. Kim savunma yapacak ki bu arka alanda? Dökolo zaten savunuyor ki zaten. <gülüyor> ya <gülüyor> şu anda var, Loren, en azından var en azından Lorenzo Brown ee, var. Evet. En azından Lorenzo Bruno var. Evet. En azından. Oralarda yani. ama yine yetersiz yani. Bence. Ya hayır şunu sö söylüyorum. Hı hı. Şimdi hatadan dönülmeye ya da sezon kurtarılmaya çalış çalışılıyorken sanki biraz da panik hamlesi yani o var. örtel Örter gelir gelmez. Ya ben transfer bitti falan ama Fenerbahçe ilgisi olduğu kesin. Konuşuluyor. Tamam. Bence çok eski bir hikayesinde hı hı. program başlamadan önce konuşmuştuk. Yani Tomatel e, onun için mutluyum çünkü İstanbul çok seviyor. Hı hı. E, bu bir küçük bir parantez. Alakası yok ama yine söylüyorum. E, ama Feneri e gelmek çok istiyordu mesela. Eskiden. Eskiden. Yani şimdi denk gelmedi çünkü o Bradovic yok. Yani onun için olmak istiyordu. O, o bir özel bir konuşmadan bahsediyorum. Şimdi. Obradovic için mi oynamak istiyordu? Obradovic için Hı. oynamak istiyordu. Şaşırtıcı Obradovic'in örtel Ama o, onun ayalı, onun ayalı. Ben de, şey, Hayır, ben, Obradovici Obradovici onu alacağını demedim. Şey, Hayır, o bana senin. diyordu ki benim Başka hayalim... Başka türlü bir şampiyonluk kazanma şansı herhalde görmüyor kendinde de o yüzden. <laughs> Obradovic... <laughs> <Obradovici> bakma şey... <laughs> Obradovic de Tom Örtel'i nasıl tercih etmez? Ya, Akıl arkadaşlar... Şaka yapma. <laughs> ne dedi? O Obradovic için... Yani, ben de Obradovic için oynamak çok isterdim. Yani her her oyuncu yani bu seviyede e, kral için oynamak istiyorsun yani öyle değil mi? Yani doğal bir şey yani normal. Orada bir tartışma yok. Yani yakalayamadı yani Ubra'yı. Şimdi burada dediğin gibi yani yine pardon timing'den bahsetmek lazım. O timing doğru mu? Değil. Yani bence böyle bir oyuncu ihtiyacı var mı? Yok. Perez ne yapacaksın şimdi Perez'le? Bench'te oturacak mı? Kalacak mı? Kalabilir herhalde çünkü Westermann gidiyor. Yani bilmiyorum. Perez kalır. Lorenzo Brown'la evet. teklifler varmış ama ben zannetmiyorum Lorenzo Brown'dan. Sanmaz ya. Sanmıyorum. Ha? Sanmıyorum. Hayır Lorenzo. Hayır şöyle diyelim ki Lorenzo Brown'dan çıktın. Yani Lorenzo Brown'a teklifler olduğu için kontratını evet. kestin demiyorum. <laughs> Zaten Alex Perez, Leo Westerman'dan, Dado da Bobby Dixon Şu anda ya. bence Tulaşkan çıkılmayacak Tek oyuncu da Lorenzo Brown. Bence de öyle. Aynı ben katılıyorum böyle. ama ha. Örtel Perez. ...le de biraz şişkinlik olacak. Çünkü hani Bobby Dixon'a da bir rol veriyorsun sezon başında. Hatta verim de alıyorsun. Ne olursa olsun. Ya şimdi çok güzel konuşuyoruz ama... E, ...konu ne? Liderlik. Doğru. Ya liderlik yani yine... ...yani çok fazla konuşan bir oyuncu getirmediler. Yani Tom Tonartel... ...introverted... ...talented... En tamam, azından bugüne ama... kadar liderlik yapmamış. Kibarca, yapmamış. Yani... Kibarca söyledim bence çok fazla konuşan kısmını hiç konuşmayan. Hiç konuşmayan <laughs> tamam işte. Net yani herkes ya kendi, kendi, oyunu, oynayan kendi ya oyununda oynayan daha çok yani. tabii ki. Kendi oyununda. Yani bir tane daha mı? Yani kimse konuşmuyor zaten yani sahada. Bir tane mi daha mı getiriyorsun? Yani o işte vizyon eksiği yani bence. Ya gelir yani... gelmez o tartışma ama yani Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu açık. Altını çizelim ki yanlış anlaşılma olmasın. Ya şu anda zaten hani kim gelirse gelsin bence Kokoşkova destek olunması gereken bir dönem yaşıyor Fenerbahçe. Katılıyorum. Çünkü değerli bir antrenör, hataları mutlaka var, yanlış kararları var. Bu takımın bu kötü sonuçlarında onun da ciddi payı var. Ama etraftan hani duyduğumuz, hepimizin duyduğu, farklı hani koç senaryoları, farklı konuşmalar, yani o senkronizasyondan bahsettiği sağ içindeki senkronizasyon, Bence Fenerbahçe'nin bütün operasyonuna da yayılması gerekiyor. Yani Cm'inden antörene ofiste çalışan e, sekreter ya da çalışan yardımcı e, asistanından herkese kadar malzemesine kadar e, bir sinerji. bütünlük içinde bir sinerji evet. gerekiyor. Evet. Bunu kaybetmiş Fenerbahçe. Herkes başka kafadan bir şeyler söylüyor. Çünkü bir tek adam var. arkasından konuşan bir ekip var. Yani antören yeter siz olduğu, yanlış kararlar verdiği, geçen seneden farklı olduğu diyenler var. Ee, takım planlamasını antrenör yapmadığını başka kimselerin yaptığı diyen var. Oyuncular içinde e, şeyler var, farklı düşünceler var, farklı görüşler var. Şimdi bunun bir kere ortadan kalkıp e, tamamen bir e, birliktelik yaratılması gerekiyor. Bunu kim yapar? Bunu bilemem. Yani mevcut kadro içinde bunu yapılması lazım. Çünkü gerçekten Böyle devam ederse işler sarpa sarabilir. Yani özetle hani üç öyle bir figürdü ki herkesi Şimdi, etrafına evet. toplayıp evet, her ama, problemi. Evet hani ama her ne? mağlubiyetten sonra, her kötü dönemden sonra Obolovich varken veya ah Obolovich olsaydı demekle son derece yanlış. Yok şu. Evet, şunu demeye evet. çalışıyorum. Sen söylüyorsan da söyle söylemiyorum. Öyle hani söyleniyor. Hep Obolovich ile kıyaslama. Yani, çok geçmişi kalanlar var. Ay geçmiş bitti. hayır, Sonuçta Bitti yani. İbrahim abi şey söyledi ya. Kokoshkov'un böyle bir insan olduğu hı. belli. Gelirken de belliydi. Hı. Hani bu adamın suçu değil sonuçta tarzı bu. Ya Sen de buna göre planlama. A A A yaparsın. Yani taza, 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 saygı duyuyorum. Ama e, mesela ne rahatsız ediyor beni? Yani, tabii ki yani maç sonrasından gerginsin. Hı hı. E, senin Taz'ın işte diplomatik konuşması konuşmaları çok iyi yapıyor. Net anlatıyor. Maç özeti de çok iyi anlatabiliyor ama şey çok şeker var, az biber var Yani konuşmalarında öyle değil mi? Yani ya. bir kere tamam oyuncuları şey korumak lazım ben buna katılıyorum ama bir kere ya bir kere şey de rezalet demen lazım ataman style niye? Çünkü reaksiyon istiyorsun nasıl misici sağlıyor saldırıyor sürekli misic cevap vermiyor mu? Ya, o o ki, o, o da ben ona doğru ama Yani bak, ben ona... Do doğru yanlış okunu değil bu. Şu anda bir ihtiyacı var. Sonra bekliyorsun, sonra bekliyorsun. Şu, sonra doğru, şu böyle, anda böyle şeyler bir, atıyorsun. Bir reaksiyona, bir koçun ya da CM'in ya da başka birinin Hı. hiç beklenmedik bir reaksiyonuna ihtiyacı var, evet. değil mi? Evet. Hayır işte şu Gerardini kaldığında Hı. herkes biz dahil olmak üzere neden sevindik? Obrdovic dönemindeki o kalitenin ya da seviyenin Hı. Devamı adına bütçe düşerken hı hı. devamı adına önemli bir hamleydi. Neden? Çünkü yani bir kültür var Fenerbahçe'de. O kültürün en önemli ögelerinden biri e, Gerardini ve hani burayı çekip çevirecek, buraya liderlik edecek. Benetton yani Benetton'da ne bileyim NBA'de, sonuçta hani böyle bir geçmişi, böyle bir background'ı olan bir adam. Evet. Ama şimdi bütün sorumlu Kokoşko olacaksa, yok. O zaman neden? Böyle bir adama ihtiyaç var. Zaten. Çünkü Kokoşko'nun tarzı belli. Tarzı Liderlik, belli. Hani Arka plandan iş yapmakla olmaz. Liderlik sahada. yani Hı -hı. Sa Kendini göstermeyebilirsin. Ama o takıma, o koça... E, ...inancını veya... E, ...hakim olduğunu her anda... ...hissettirebilirsin. Hissettirmen lazım. Şimdi öyle bir görüntü... ...göremiyorum ben. Öyle bir görüntü yok. Yani evet Celal tecrübesi tecrübesi bilgisi Avrupa Basketbolu'nun hakimiyeti Evet var ve e, bunu tartış tartışamayız ama e, kadro planlamasında Bence hatalar da var bu sene e, hata olduğu geçti şu andaki günü kurtarmak ve daha iyi varabilmek için Bence herkesin şu anda birbirine son derece destek olup bu takımın ihtiyacı olan sinerjiyi, Hı -hı. bu takımın ihtiyacı olan enerjiyi herkesin vermesi lazım. Bir Çünkü, de acil bir şekilde. Acil bir şekilde. Acil evet, bir Çok, şekilde. Maalesef iki günde bir maç oynayan, oynanan bir ortamda Aynen. yaşıyorsunuz. Yani bunun için hani hep beraber toplanıp yalandan değil, bu işe hani gel bir yemek yiyelim bir yerde birimler. Bunların hepsi tiyatro. Tribüne oynamak. Gerçekten bunu hissettirecek ortamları hissettirecek planlamalar yapmak lazım. Peki Medya la haftanın enlerine geçelim. E, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet her zaman olduğu gibi Medya haftanın enlerini belirleyeceğiz. E, haftanın oyuncusuyla başlayalım. E, yani çok fazla tartışmaya da hani muhal vermeye belki. Çok sert. Muhal vermedi zaten. Evet yani. <laughs> hakikaten. yani şey. Verimlilik verimlilik puanıyla falan açıklamak için söylemiyorum da e, bu haftanın istatistikleri Mark James 51 indeks rating. ikinci Mirotic Aha. 28. Yani hani aradaki iki kat şey, fark. Bak. Mike, <laughs> Mike James 36 ya. sayı. Yaptın mı 50? Ama bizim zamanımızda bu kadar ölçülmüyordu ki ya. Bu kadar ne? böyle verimlilik ölçülüyordu. Ölçülmüyordu çok. Ya. Ve... ama şimdi biraz değişti evet. şeyler. Ha, yani ben yana ben pas dedim. veriyorsun asist sayılıyor şimdi hmm. bizde öyle bir şey yoktu ki hmm. anca tabi zaten <laughs> pas ne demek biliyor musun pas vermek biliyor musun <laughs> hiç beklemiyordum gerektiğinde ya, şey evet, olacaksa veririm tabii. olacaksa tabii ki değil mi evet boşanayım mı <laughs> Garanti varken yani. Özür, özür dilerim bu ama dayanamadım ya. Abi şimdi. ama yani ama şey garanti değil mi? Garanti, garanti dediğimde... varken garanti var. Garanti varsa veririm. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok sana verdiğim de garanti oluyor. O yüzden, o yüzden yani, ya. pas veremezsin. Yani mantıklı. <laughs> o zaman Zaten bana toparlıyor veremedim. musun o zaman? İyi misin? Yani <gülüyor> çok... <gülüyor> Hiç beklemiyordum çünkü. <laughs> Yani... yani. <laughs> e, şey... Mike James'le tartışmayız mı bu hafta? Ya yani, ne kadar şey, o kadar şeyler konuşuluyor ki etrafta yani Mike James etraf, etrafında ama... kalite var yani ortada. Evet, yani var, Büyük var. kalite var yani ama enteresan NBA... kabul etmiyor yani adamı. Yani şey tartışılır Hı -hı. tabii hani... takım... Bence takımı şampiyon yapmadan herhangi bir takımı o... E, Şeyi hep tartışılacak. Olabilir. Hı hı. Tabii yeri. Yani yeri tartışılacak. Hı. E, problemleri tartışılacak. Ne zaman bir takımı şampiyon yaparsa evet. o zaman hani biraz daha, biraz değil bayağı değeri artar. Hı hı. E, oyuncu ve koç için ben kolaya kaçıyorum. Bu hafta ekstradan bir maç oynayan Olympiakos. E, var erteleme maçı. Barcelona'yı deplasmanda yendiler. Üzerine bir de Kızıl Yıldız'ı geriden gelip çift tane faktörle geldilerdi. 15 ya da 16. Başında. Evet başında. Onun başındaki bayağı girdiler. Ee, oradan gelip kazık Kızıl Yıldız'ın bayağı hani galibiyete ihtiyacı olduğu e, bir hafta. E, 2'de 2 ile geçti Bart Sokas ve Olympiakos takım ve koç. Ben böyle dedim. Hı Başka hani size yardımcı olması açısından? Yani ben takım olarak biraz ikilemde kaldım açıkçası. Olympiakos evet zor bile kazandı ama Maka bir de... Baskonyen yendi. E, ba, yani formda bir Baskonyen yendi. De. Sadece aynen hani Baskonyen'i yenmekle de değil, formda bir Baskonyen yendi. Alba'yı tabii Albayı ki... Alba'yı da koyabiliriz de. çünkü yani 30 sayıya yakın maç kazandılar falan. Valencia'da var orada. Valencia... Çünkü müthiş bir sezon oluyor yani. Aynen. Hakikaten beklenmedi. Şu anda bence ha. E, ligin en Büyük istikrarlı takımı Valencia. Hı hı. Hem yendiği takımlar açısından, oradaki basketbol hani... Ama takım anlamında ben herhalde Makabi'yi biraz daha öne çıkartıyorum Olympiakos'tan. Makabi. Makabi. Takım Makabi. Koç. Koç Ponsanaru vereceğim. Valencia. Evet, Valencia. Ben Bart Sokas evet. dedim. Ben de başka biri mi diyeyim şimdi? <laughs> yani hani iyi olur. Yok. <laughs> <laughs> yani Reneses diyeyim ben o zaman. Reneses. Evet. Tamam. i̇htilaflı bir hafta oldu. Tabii Mediamarkt'ta yılbaşına özel fırsatların başladığını da e, söyleyelim. İhtiyacı önerik yılbaşı hediyesi, e, işte akıllı telefondan kulaklığa, çay kahve makinelerinden bluetooth hoparlöre e, hepsini Mediamarkt mağazaları ve e, Mediamarkt.com.tr'de bulabilirsiniz. Haftanın enleri bu şekildeydi. Mediamarkt'ta yılbaşına özel fırsatlar başladı. Kaçırılmayacak fırsatlar hafta içi sabah 10 akşam 8 arasında geniş metrekareli ve hijyenik mağazalarımızda ve 724 Mediamarkt.com.tr'de. Mediamarkt, Mediamarkt. Efes, Asfel'e karşı çok ikna edici bir oyun oynamadı ama galibiyete ulaştı. Valencia'ya karşı bence hani ikinci Vay yarıda az, Evet, ikinci yarıda bir de ideal yere gelmişti maç. Ergin Ataman'ın istediği yere hı hı. maçın geldiğini söyleyebiliriz. Ama Efes işte bu sene o öldürücü hamleyi yapmakta zorlanabiliyor. Fiziksel olarak, mental olarak. Hani bunun açıklaması farklı şekillerde de yapılabilir. Ama Shane Larkin'de mesela o fiziksel geçen seneki fiziksel durumda olmamanın artık psikolojik etkilerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani Larkin'e ben Aslan maçında da dikkat ettim. Hani bir şey bazen aklınızdakiyle yani o kas uyuşmaz ya. Larkin'de biraz... Beyninin istediğini vücut yapamaz. Evet. Larkin'de biraz o durum var gibi. Genel olarak Efes'te de zaten talihsizliklerden ötürü işte Covid vakaları, sakatlıklar falan derken takımın geneline sirayet ettiği bu durum. Geçen seneki Efes Valencia'yı bu hale getirmişken herhalde çift tane kazanır. Bu hale getirmişken değil yani böyle başlamışken. Böyle başlamışken aynen. Yani i̇nanılmaz başladılar. Geçen seneki birçok maçı hatırlayın. Barcelona dahil Real Madrid dahil evet. hani CSK dahil hepsini başladığı gibi bitiren bir Efes vardı. Doğru bir tespit yaptın. Şimdi e, ilerleyen dakikalarda Larkin'in gerek rakip savunmalarının onu biraz daha çözmesi gerekse fizik olarak tam istenen seviyede olmamasından dolayı maçın sonunda bir liderlik şeyi çalışması çıkıyor orada. Benim sesine diyeyim. Yani bu kendi yani kötü anlamlı değil. Direksiyona Vasa'nın olduğu ama Larkin'in de her maçı bitirdiği veya skor lideri olduğu bir ortamda hani işler kafa kafaya gittiğinde iyi oynayan bir Vasa mı o takıma liderlik edecek yoksa takımın gerçekten lideri olan herkesin eline baktığı Larkin mi olacak? Bu tabii takım için aslında çok büyük bir lüks. Yani her takımın sahip olmadığı da bir şey. Ama Fiziksel yetersizlikten dolayı ve maçın sonunda bunlar yaşandı Efes'te. Ama kötü mu vardı Efes? Bence kötü oynamadı yani. Zaman kötü oynadığı dakikalarda var tabii ki ama... Genel olarak asfer maçından. Oyunun genelinde maçından daha iyi oynadı. Bence de. James Anderson ciddi bir katkı yaptı. Singleton hani iyiydi. Ama bence oyunun kırılma noktası Valencia'da Mike Tobin'in olaya dahil olup ve onu doğru kullanmalarıyla bence o kırıl, onun kırılma anı orasıydı bence. Ama bu problem 3 maçtır. Bu sıkıntı var yani şey son 3 maç hatta son 4 maç. Yani içeride e, çok ya, rakipleri çok kolay basket buluyor. E, Pikenro savunması çok zor i̇çeride, zorluyor. İçerideki yani. rakipleri savunmadan mı yoksa kısa oyuncuların e, Pikenro savunma yani zaafetinden mi? O, orada başlıyor. Doğru söylüyorsun. E, kısa problem başlıyor. Evet. Sonra dengesizliklik. Evet. Dengesizlik yaratıyor yani doğal olarak ama sonra personel ile ilgili bir avantajı sağlayabiliyor mesela Baskonia Fallla, eee Asfal Fallla. <laughs> ee, bir tane daha var, var, var mı? <laughs> <Barın'sa> da. <laughs> da Toby, Toby Fall. <laughs> yani ne neyse, ee, ya şaka bir yani bir problem var yani şey e, kısalarda e, tutabilmek için daha organize ol olabil, olabilmesinde ve e, fiziksel olarak işte danstanı yani ben pek şey avantaj e, yani fiziksel avantajı tam kullana, kullanamıyor yani size dezavantajı var zaten place e, bu durumda bu şartlarda yani su yokken ya da yarısını e, 50% bir ile yetmiyor Efes'e bu defans e, tarafında ama Ucumda da katılıyorum seninle ama topu paylaşmada çok geride kalıyor Efes. Yani otomatizm geçen senedeki yok. Niye? Çünkü söylediğiniz gibi yani bir sürü sebeplerden dolayı ritim alamayan bir takım. Lakin var, lakin yok. Vasa var, vasa yok. İşte orada ortada her şey kalıyor. Simon lazım. Simon, Simon lazım. lazım. Kesin Simon lazım. Simon lazım. Simon yani oyun aklını başka bir seviyeye çıkaran bir oyuncu. Yani şimdi Larkin formdayken, geçen seneki iyi durumdayken sıkıntı yok tabii ki. Ya işte Mesela? ben ben de kısa olması tespitine katılıyorum ama şey de var yani Dans'ın 33-34 dakika oynadığı bir maçta zaten o fiziksel dezavantajlarını aslında hani hem efor hem pozisyon bilgisiyle kapatan bir oyuncu Dans'ın o gözündeki problem de sanki etkiliyor. Etkiliyor yani rahatsız Belli bir, yani. bir şey gözde değil gibi gibi çok fazla. bir şey takıyor değil mi? Çünkü evet çok, evet çok çünkü, enteresan. çünkü hani çünkü profesyonelliği ile alakalı belki de Avrupa'da Yok. en son sorgulanacak hani kesinlikle, bir iki oyuncudan kesinlikle. biri iyi hissetmediği ortada evet. ya yani Efes'te belki fiziksel olarak Aha. bugün itibarıyla evet. kendi durumunda hı. kendi stadlarında olan tek bir oyuncu var James Sanders hani bence Mitsic hani istatistiğe baktığınızda kötü bir maç çıkarmamış gibi gözüküyor olabilir ama Ha, de geçen sene gerisi. E, Boboa sakatlanmasa tam koronavirüs sonrası Maccabi maçıyla birlikte ritim Hı -hı. bulmuştu. Hı -hı. O da tekrar evet. düştü. Evet. Larkin bence ilk maçlarında daha iyiydi. Hı -hı. O da ilginç. Yani Larkin'deki grafiğin böyle gitmesi de beklersiniz. Yani Yunanistan'daki ama bu, Larkin. Ama şimdi mini e, maçlar bence kötü etkiledi onu. E, sakatlıktan sonra gelen hani ciddi bir ara vermiş. E, oyuncularda e, ilk başlarında o enerjiye ilk oynadığın maçlara o enerjiyi atarsın sonra e, Vurur, fiziksel diyor. bir yorgunluk çöker. Hı -hı. Yani ayaklarınla vücudun aynı şeyi söylemez. Bu bir süreçtir. Bence o süreci yaşıyor ve arka arka, arka oynanan milli maçlar da tabii. bunda bir etki e, oldu. Az oynamadı yani. E, takım yani yapıyordu. bunu sağlamak tabii kolay değil ama tahminime göre Şubat-Mart bence şeyin Larkin'in pik yapacağı Tamam, ee... Şubat mat diyorsun. Doğru. aylar hı. Önümüzdeki dört maç. Şubat mat yani nasıl gelecek? Önümüzdeki dört Şimdi... maç zaten Efes'in kaderi orada yazmaya başlayabilirsin. Ben buna çok katılmıyorum bu arada. Yani hani... Ben de kısmen şöyle, Efes bu dört maçın üçünü de kaybetse, sonuçta bence play-off şeyinde e, herkese karşı favori olabilecek... Çok kritik viraj görmüyorsunuz mu? Ben. ben şöyle görmüyorum. Kritik olabilir. Evet. Kaybedildiği takdirde ama... Neden? Çok özür dilerim. Neden biliyor musun? Çünkü ya unutmayın yani çok garip bir sezon içerisindeyiz yani. Hı hı. Şimdi moraller o kadar önemli ki. Neden? Çünkü tribünden bir güç alamıyorsun. Doğru. Yani bu viraj çok kritik ben diyorum size. Çünkü moraller yani bir anda eritir. Ama bir şey soracağım. Evet. Efes bir anda form tuttu. Sezonu 14'te 14 bitirdi hani. O okay. şaşırır mısın? Ben çok şaşırmam. Şaşırmam ben de şaşırmam. Yani Bunu... hani o yüzden söylüyorum. Yelim. Efes Aha. bu bu dönemi tamam tabii ki senin dediğin gibi Hı -hı. E, yani asgari kayıpla geçmek. Evet. Önemli. Hı -hı. E, ama yani diğer takımlara bakıyoruz. Mesela işte Barcelona. Barcelona Obra doğru kaybediyordu neredeyse evet, evet. bu hafta sonunda. Hı -hı. Sonra Karates çıktı. Sonra evet son bölümde Abrines inanılmaz bir smaç vurdu. Abines, bir bir, bir üzerinden. Ee, şeye kaybettiler zaten Olympiakos'a. Sonrasında Milano maçı Hector Messina kontağı kapatmasa Milano kazanacaktı. Milano felaket durumda. Milano orayı kaybetti. Üzerine 1. Yani. kaybettiler. Ama bu oluyor yani. yani. bir CSK var. Her yerde oluyor. Bir CSK var şey giden, istikrarlı giden. Eee CSK'nda lideri Mike James. Yani hani normal sezon hep ama bir şunu seviyede unutma, kimsenin de e, Larkin kadar skor potansiyeli yüksek yok. bir oyuncu yok. Efes'te Evet. Şey. Tamam. Yani diğer takımların Mike James evet. çok iyi oyuncu. Hı. Hani belki mukayese edebilirsen belki Mike James'e edebilirsin ama Larkin geçen sene gösterdiği performans çok daha farklı bir seviyede. Y yani günün sonunda e, şu. sana sana katılıyorum evet. aslında. Seni destekleyecek bir şey söylüyorum. Hı. Yani Efes e, form tuttuğu ve Larkin'in gerçekten geçen seneki formuna yaklaştığı noktada herkes yenebilir Efes. Çünkü Barcelona şöyle bir e, kaybedebilirdi. De. Evet. Yani Mesela Barcelona'nın koçu Ergin Ataman olsaydı Barcelona için farklı şeyler söyleyebilirdim. Neden? Hani Şaras çok 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 iyi giden bir takımı bile Hı -hı. hani bozabilen, bozmayı isteyen Hı -hı. geleceği ve kendisini düşünerek hani bu yönde yaptırımda bulunan bir koç. Obradovic gibi biraz. Tamam. Yani oradaki o şeyi bırakmıyor evet. oyuncuya. Corey evet. Higgins'i görüyorsunuz. Sahada Corey artık maçlardan sonra herhalde otel odasına gidip ya da evine gidip hüngür hüngür ağlıyor yani. Çok hani... iyi anlayabiliyorum onu ben. <gülüyor> 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 ya o yüzden o yüzden Barcelona müthiş form tutsa bile ki tuttular sezon başında evet. hatırlayın hı hı. takım düştü. Yani Şaras'ın ilk sezonu bence böyle gidecektir. O yüzden hani Efes'in form tuttuğu andan itibaren bence Efes'in yine rakibi. Şu ligde, yani Real Madrid'de Campazzo olsaydı çok farklı konuşurdum ben. Doğru. Bence yok. Yani o yüzden bu dört maçın üçü kaybedilse de e, ben umutluyum. Bilmiyorum. Tamam, bakalım. Yeter ki fiziksel olarak oyuncular e, i̇şte geri dönebilecekler. Evet, evet, yani sıkıntı Fiziksel olarak şu anda e, Covid'den dolayı yarının ne olacağı belli değil. O bakımdan hani tahmin etmek, tahminler yürütmek çok da kolay bir sezon yaşamıyoruz. O yüzden ee, olabildiğince günü kurtarıp günü yaşamak. Hani anı yaşamak diyorlar ya, onu yaşamak durumundayız şu anda. Peki ağzınıza sağlık. Ee, gelecek hafta dileriz. Tabii galibiyetleri konuşuruz bu haftanın aksine. Evet Eurostep'ten bu haftalık bu kadar. Gece hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.